Levent. Ha, Selin Hanım. Ne yapıyorsun burada? Hiç, güneşleniyoruz. Bir sakıncası mı vardı? Levent, iyi misin sen? Aa, teşekkür ederim Selin Hanım. Siz nasılsınız? Aa, bu arada dün geceki akşam yemeğiniz umarım güzel geçmiştir. Ne diyorsun sen Levent? Yeni bir hayata eski aşkınızla yelken açmak istemeniz gayet normal bir şey. Bunu kesinlikle anlıyorum. Ya sonuçta ne konuşuyorum ki? Levent kim ki? Levent ne sevgilisi, ne yelkeni ya? Eski aşkları güncelleştirmek şu an çağımızda çok moda biliyorsunuz. Siz de bu modadan geri kalmamalısınız. Aa, ne konuşuyorum ben ya? Zaten Levent kim ki? Şimdi çıldıracağım vallahi. Bu arada çok merak ettim. Menüde ne vardı? Tamam tamam sustum. Sonuçta Levent kim ki? Ben anladım senin derdini. Bu arada eski yavrukluğunuzla Amerika'ya gidiyorsunuz. Anladım, anladım. Aa, niye konuşuyorum ki ben? Sonuçta Levent kim ki? Şimdi kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Evet, eski sevgilim geldi, tekrar çıkma teklif etti ama ben kabul etmedim. Tamam mı? Rahatladın mı? Kabul edemiyorum bunu. Mantığım bunu bir türlü almıyor. Ama siz kararınızı verdikten sonra ben niye diyebilirim ki? Zaten Levent kim ki? Ay yeter artık ya, yeter. Duymuyor musun? Beni kabul etmedim. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, tamam mı? Buradayım. Gitmiyor musun? Ya bunu neden daha öncesinde söylemediniz Selin Hanım ya? Ne kadar güzel. Bir dakika, bir dakika. O kıl kuyruk adamın teklifini neden kabul etmediniz? Nedeni çok önemli. Ya gerçi nedenin ne olduğu gayet belli, karşınızda duruyor yani. Seninle ilgisi yok Levent'cim. Benimle alakası yok mu? Gerçekten mi? Yani eski hissettiklerimi artık hissetmiyorum. Yani anladım ki her şey bitmiş. O yüzden tekrar reddettim. Yani bunun seninle hiçbir alakası yok. Ama sen neden bu durumu üstüne aldın onu anlamadım. Yani